25 yaşındayım. Erken menopoza girdiğimi söylüyor doktorlar. 25 yaşında erken menopoz. Evet. Evet. 18 yaşından beri yani. Adet düzensizliğiniz var. Hayır, adet düzensizliği değil. Kesinlikle görmüyorum. Ha, hiç görmüyorsunuz. Evet. 18 yaşından beri birdenbire mi oldu bu iş? 17-16 yaşlarında 2 ayda bir olmaya başladım. Böyle birdenbire yani artık. Kesin. Peki doktora gittiniz. Polikistik over filan bir şey söyledi mi? Hiç. Doktora gittim. Hiçbir şey söylemediler. Tedavi etmeye çalıştılar. Çocuk sahibi olmam için gittim. Olmadı. Peki yumurta görüyorlar mı? Ondan sonra her gittiğim doktor yok görmüyoruz diyorlar. Yumurta gelişiminiz yok. Evet. Evet. Pekala. Şimdi bakın ben size bir şeyler önereceğim. Ama tabii ki doktor kontrol ve önerilerini de ihmal etmeyeceksiniz. Bu arada belki bir şey söyleyebilir misiniz? Bu peki siz 18 yaşından beri adet görmüyorum dediniz. İlaçla filan gördürme yollarına gittiler mi? Gittim ilaçlarla oluyorum. İlaçla oluyorsunuz. Evet. Tamam. Peki ama yumurta görülmüyor. Bilmiyorum. Sadece ben PSH diye bir test yaptırıyorlar. O çok yüksek çıkıyor diyorlar. Peki. Anladım. FSH hormonu yüksek çıkıyordur. Evet. Adetin 3. gününde bakılıyor. Peki aklınızda mı estradiol diye bir hormon var? Gene FSH'la beraber bakılır. O ne civarda? O da düşüktür o zaman. 11.8. Çok düşük. Evet, anlaşıldı. Şimdi estradiol 30'un altına düştüğü zaman yumurta gelişimi olmuyor demektir. Bakın, sizin öncelikle uygulayacağınız kür incir kürüdür. İncir. 21 gün incir kürü uygulayacaksınız. 7-8 tane kuru inciri, dışında pudra şekeri varsa onu soğuk suda yıkayacaksınız. Zahide Hanım'ın kestiği gibi ortadan ikiye bıçakla keseceksiniz. 7-8 tanesini yarım litreden biraz fazla suda, 1 litreden az. Bunu 15 dakika kaynatıp suyunu içeceksiniz. Her gün taze hazırlayacaksınız. 3'e bölebilirsiniz. Hepsini bir defada içemezsiniz. İşte 2'ye 3'e bölüp bunu 21 gün uygulayın ve arkasından da en az 2 ay, 3 ay testere dişli aslan pençesi. Testere dişli aslan pençesi çayının kürünü uygulayacaksınız. Günde 2 defa. Böyle 5-6 gram yani bir tutam bir bardak suda 5-6 dakika kaynatıp ılıdıktan sonra süzüp suyunu içeceksiniz. Ama incir kürü bittikten sonra hem incir hem testere dişli aslan pençesi olmaz. Ve bu şekilde de doktorunuzla mutlaka irtibatta kalacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. 25 yaş daha. Hayatın başlangıcı yuva kuracak inşallah. Evet. Peki olur dikenini, inşallah yani endişe inşallah. Etmesin. Topuk dikenini geçiren bir kürümüz vardı. O yüzden bunu tek yapalım mı hocam? Tabii kırmızı ki. Biberle nasıl yapacağız? Kırmızı malzemeler 2 tane. Hı-hı. Kırmızı pul biber kullanıyorsunuz. Bunun dışında bir de siyah kuru üzüm, çekirdekli siyah kuru üzüm olacak. Ne yapıyorsunuz? Önce çekirdekli siyah kuru üzüm veya kuru üzüm. Kırmızı bakıyorum, pul biberiyle başlayabilirsiniz. Hayır. Çekirdekli siyah kuru üzüm. Çekirdekli siyah kuru üzüm. Peki onu şimdi koymuş bak, kabul edin. Şunu elinize aldınız ya Zahide evet. Hanım. Hemen söyleyeyim. Bunun içerisinde bu kurutulmuş siyah erik. Evet. Normalde siz eriği, domatesi, şeftaliyi, elmayı böyle açıkta bırakırsanız hemen o küçük sinekler gelir ve bunu fermente etmeye başlar. Hmm. Fakat bunlara sinek gelmiyor. Çünkü ya. Kimyasal işleme tabi tutuluyor biliyor musunuz? Sinek bile beğenmiyor evet, yani. Evet, sinek bile konmuyor bunların üzerine. Çekirdekli siyah kuru üzüm böyle yaklaşık olarak bir elin avucu kadar çekirdekli siyah kuru üzümü havanda iyice ezeceksiniz. Çekirdeklerini de ezmek kaydı şartıyla. Mesela bakın burada şey var. Siyah kuru üzüm çekirdeği var. Peki onun bunu etli kısmı da olacak tabii.
üzümün kendisi de olacak kurutulmuşu. Ondan yaklaşık olarak bir yemek kaşığı alırsanız havanda iyice ezeceksiniz ama dışında onun etli kurutulmuş siyah üzümü de olacak tabii. Peki. Öyle varsaysınlar. Bu çekirdekli siyah kuru üzümleri almadan önce mutlaka tadına bakın. O buruk bir tadı vardır. Kekremsi bir tadı vardır. O tadı almanız lazım. Yok saman gibi ise fayda etmez. Kürü uyguladığınızda da fayda göremezsiniz. Evet. Peki. Çekirdekli siyah kuru üzümü ezeceksiniz iyice. Bir tülbente koyacaksınız. Akşamdan bu tülbente koyduğunuz kısmı tabanınızda evet. Peki uygulamasını yapalım. Bir sorumuz var. Bizi bekliyor. Topuk dikenine gelen yere gelecek şekilde akşamdan sabaha orada sarılı olarak kalacak. Üstüne de basabilirsiniz. Hiç problemi yok. 3 gün akşam bunu uyguluyorsunuz. Ondan sonra da kırmızı pul biber. Çok acı şimdi, olmayan. Şimdi ilave edeyim mi? Kırmızı Hayır. pul biberi. Önce bunu 3 gün her akşam. Yok. Bunu... Kırmızı biber ilave edip Hayır. mi yapıyorum? Hayır. Sadece üzüm. Sadece üzümü uyguluyorsunuz. Tamam. Evet. Peki. Akşamları taze hazırlayıp tülbente koyup topuk dikeninin olduğu yere gelip onu bağlayacaksınız. Akşamdan sabaha içinde üzü orada kalacak. Sonra dediğim da kırmızı gibi, biberi. Evet. Sonra 3 günde 4-5-6. Gün kırmızı pul biberi iyice havanda ezip ne yapacaksınız? Üzerine yerleştireceksiniz tülbentin. Tekrar topuk dikeninin olduğu bölgeye gelecek şekilde bağlayıp akşamdan sabaha kalacak. Evet 4-5-6. Günler 7-8-9. Günlerde de her ikisini karıştıracaksınız. Hem pul biberi hem de siyah kuru üzümü beraberce ezeceksiniz. Havanda ondan sonra dediğim gibi 7-8-9. Günlerde de gene topuk dikeninin geleceği yere böyle onu saracaksınız. Dediğim gibi üzerine basabilirsiniz. Peki biz evet. buna devam ederken bir taraftan Emine Hanım'a merhaba diyelim. Emine Hanım merhaba. Merhabalar Zahide abla, sizi çok seviyorum. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım. Teşekkür ediyorum. Hocamızı da çok seviyorum. Sağ olasın. Emineciğim evet, sorun nedir? Bir sorun olacak. Romatoid artrit hastasıyım. Kaç yıllık? 14 yıllık. 15 yıllık. 14 yıllık. İlaçlar kullanıyorum ve ilaçları hani hepsini kullanmış durumdayım şu anda. Elimizde son bir tane ilaç kaldı. Doktorlarım onu hemen kullanmak istemiyorlar. Pregnolide kullanıyorum yüksek dozlarda 16 miligram. Ve benim ağrılarım oluyor. Daha önce sizin internet sitenize girdim. Kiraz sapını, ısırgan otunu bir ay kadar kullandım. Tam cevap alamayınca bıraktım ama daha neler yapabilirim başka bunun için aramıştım. Evet. Peki. Şimdi bakın burada yapacağınız şey yani iltihaplı eklem romatizmasında yaşınız kaç? 20. 20. Siz çok çocukken genç. Boğaz enfeksiyonu falan geçirir miydiniz sık sık? Faranjit. Hayır geçirmezdim. Dizimin şişmesiyle ortaya çıktı bu iltihaplı romatizma. Anlamadım. Ne dedi? Biraz yüksek konuşur musun? Dizimin şişmesiyle ortaya çıktı. Neyin? Ne Şunu. Sebeple ortaya çıktı? Dizim şişti o şekilde ortaya çıktı. Dizin. Evet. Dizin şişti ve sen böyle anladın ancak. Evet. Anladım. Anladım. Tamam. Yani, bu arada bana yardım eder misin? 20 yaşında demek ki bu juvenil romatoid artrit dedikleri işte çocuk yaşında başlıyor. Şöyle burada bakın kurutulmuş kiraz sapıyla ısırganı biliyorsunuz. Hı. Hazırlama şeklini. Akşamları da karabaş çayı içeceksiniz. Karabaş evet, çayı. En az bir ay bunu kullanacaksınız. Yani sabahları kurutulmuş kiraz sapı 25-30 adet. Bir bardak suda bunu veya 1,5 bardak ne yapacaksınız? Bunu 3-4 dakika kaynatacaksınız. Daha sonra üzerine yine bir tutam yeşil olarak kurutulmuş ısırganı ilave edeceksiniz. Ve bunu içeceksiniz sabahları. Akşam da karabaş çayı. En az bir ay bunu uygulayın. Evet. Bu arada biz de topuk dikeni için sizin... Bir hafta üzüm çekirdeği, kuru üzüm çekirdeği siyah ve
Sonrasında evet. da kırmızı biberle bir hafta kırmızı sonra dediniz. Pul biber. Ben ikisini birleştirdim. Çok acı olmayacak. Hafta. Tatlısı da olabilir. İyice havanda ezecekler onu. 3 günde onu uygulayacak. Oldu 6 gün. Peki bu böyle sardım. Bu ne kadar kalacak? Akşamdan sabaha kalacak Zahide Hanım. Akşamdan sabaha. Bunu sardım ve yattım. Topuk evet. dikeni için. Peki Emre Bey merhaba. Emre Bey merhaba. Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba. Bizimle misiniz? Siz beni duyduğunuz zaman merhaba deyin lütfen. Akşamdan sabaha kadar bu böyle kaldı. Evet. Sabah yıkadım. Evet. Bu üçüncü haftasında akşam, şu anda. Akşam tekrar yani birinci, ikinci, üçüncü günler böyle hep taze hazırlayıp saracaksınız onu akşamdan sabaha. Dediğim gibi üzerine basabilirsiniz. Ve sabah çıkartıyorsunuz birinci, ikinci, üçüncü gün. 4-5-6. Günlerde de ne yapacak? Bunu üzüm çekirdeğiyle yapacak. Yalnız üzerine basınca daha ama, çok hissediyorum ayağımda. Tabii sıcaklık da verir o. Bu şekilde sonra 7-8-9. Günlerde ikisini birden karıştırıp topuk dikeninin olduğu bölgeye aynı ayağınızda gösterdiğiniz gibi her akşam taze hazırlayıp bunu oraya yerleştireceksiniz. Peki Safiye Hanımcığım merhaba. Safiye Hanım merhaba. Safiye Hanım. Efendim. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba Zahide Hanım. Nasılsınız? Topuk dikeni için kür uyguladım. Akşamdan sabaha burada bekleyemeyeceğim ama. Ay çok geçmiş olsun diyeyim. Ya işi şakası bende yok ama böyle gösterince daha çabuk öğreniyorum ben. Evet, hepsini yapmak gerçekten. Lazım. Evet, uygulama daha güzel gösteriyor, evet, anlatıyor. Kesinlikle. Peki evet. Sizin şikayetiniz nedir? Buyurun. Hocamla biz Zahide Hanım, ben size daha önce de bağlanmaya çok çalıştım ama bağlanamadım. Doktorun programındayken de şimdi de mesaj şimdi gönderdim. Şimdi nasipmiş. Şükür kavuşturalım o zaman. Hocama merhaba diyeyim. Buyurun. Merhaba. Hocam, nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Hocam inşallah daha iyi olacak. Benim eşim 2,5 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Metastaz yapmış böbrek üstü bezlerini. Biz oradan kemoterapi falan aldık. İşte 6 gün kemoterapi aldık. Sonra 32 gün radyoterapi aldık. 5 gün ışın aldık. Evet. Bayağı iyiydik. Kilomuzu hiç kaybetmedik. 74 kiloyduk. Gayet iyi gidiyorduk. Ama bir yıl sonra Aralık ayında biz bir karın ağrısı başladı bizde. Hep gaz sancısı, gaz sancısı dediler bize. Gittik geldik, gittik geldik ama çok iyiydik yani. Kemoterapimizi alıyorduk, rahattık. Ondan sonra bizde bir ağrı Şubat ayında çok şiddetlendi. Biz tekrar kemoterapi aldık 2 kür daha Şubat ayında. Evet. Şubat ayının 5'inde acile kaldırdık. Eşimin mezenterik iskemi diye bir rahatsızlık olduğunu öğrendik. Oradan eşim bağırsak ameliyatı yaptılar. 70 santim ince bağırsağını kestiler eşimin. Ondan sonra çok hocam biz bir ay, 1,5 ay çok iyiydik. Yani Nisan ayına kadar biz gayet iyiydik. Demirimiz falan iyiydi, yiyip içebiliyorduk. Ama ondan sonra demirimiz bizim o kadar çok düştü ki reflü ve gastrit dediler midemizde. Sürekli kusuyoruz. Evet. Midemizde nasıl anlatayım size? Sürekli şu anda bir geğirmesi var ve biz 16-17 kilo verdik hocam. Bu 4 ayda 17 kilo verdik. Şu anda 54 kilo benim eşim. Demiri evet. de 20. Demiri 25 mi? 20. Hocam. 20. Anladım. Evet. Evet. Ama hocam doktora götürüyorum mesela. Onkoloji doktoruna gidiyoruz. Diyor ki sana yapacak hiçbir şeyim yok. Yiyip içeceksin, güçlenip geleceksin. Ama adam midesinden yiyemiyor ki. Sürekli bir öğürme var. Sürekli bir geğirme var. Yani yemek adını andığımız zaman hemen ö diyor. Evet. Anladım. Şimdi eşinizde tabii ki yani kemoterapi veya radyoterapinin doğal sonucu olarak kansızlık gelişiyor. Demir eksikliğine düşebiliyorlar. Bunun için yapacağınız şeyi söyleyeyim. Bakın çok faydasını görecek. Ama sabahları eşinize yarım bardak ne yapacaksınız? Kök zencefil çayı içirin. O mide bulantısını ve o geğirmeyi alacaktır o. Daha sonra şu an tazesi var piyasada. Yani pazarlarda bulabiliyorsunuz. 15-20 tane çekirdekli kırmızı veya mor siyah üzüm, taze siyah üzüm, çekirdekli. Ne yapacaksınız? Bunu blenderdan geçireceksiniz mutlaka. Bakın çiğneyerek tüketmesi yeterli değil. Mutlaka blenderdan geçireceksiniz. Keskin bıçaklı o çekirdeklerini de parçalayacak.
15-20 tane bu taneden ne yapacaksınız? Blender'dan onun cıvık suyu çıkacak, bunu içecek. Bir öğleden evvel, bir de öğleden sonra. Bu hem ona enerji verecek, hem de iştahını açacaktır. Genirmesini, yani geğirmeyi de engelleyecektir. Ama sabahları kalktığında işte yapacağı şey, Zahide Hanım'ın gösterdiği o kök zencefil çayını mutlaka içirin ki o mide bulantısı ve geğirmeyi ortadan kaldırsın. Ben İnşallah. Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah. Gözünüz gibi bakıyorsunuz belli, öyle anlattınız. Rabbim şifasını versin. Ahmet Bey merhaba, Ankara'ya merhaba. Ahmet Bey hoş geldiniz, merhaba. Buyurun. Merhabalar efendim, öncelikle tebrik ediyorum. Allah mutlu etsin. Amin, cümlemizin evliliğini inşallah. Hocama da saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim, buyurun. Hocama bir sorum var. Hocam ben 1999'dan beri diyabetim var. İnsülinler düzensizdi ama son 2 yıldır düzene girdi. Şu anda HA1C 6.82. Çok güzel. Ama benim 1,5 yıldır gözlerimde kanama oldu. Bu diyabetten mütevellit. Kanamadan dolayı iğneler yapıldı. Evet. Şu anda 11. iğne yapıldı. Aynı zamanda ödem de oluşmaya başladı. İğne yapıldıktan belli bir süre sonra rahatlıyorum. Ama daha sonra bir ay veya 1,5 ay sonra tekrar sıkıntılarım oluyor. Bazen kanama, bazen ödem. Bu göz damarlarımda zayıflama olduğunu ve dolayısıyla bundan da olabileceğini, zaman içerisinde çözülebileceği söylendi ama şu ana kadar bu konuda ciddi sıkıntı çektiğimi söylemek için sizden de bu konuda yardım istemek için rahatsız ediyorum. Evet, kaç yaşındasınız Ahmet Bey? 55 yaşındayım efendim. 55 yaşındasınız. Peki insülin mi kullanıyorsunuz yoksa hap filan mı? Lantus kullanıyorum hocam. Lantus. Bu tek doz 22 ünite Lantus kullanıyorum. Uzun etkili. Evet. Evet. Bir tane de Ameril diye bir hap kullanıyorum. Günlük 3 miligramlık. Tamam. Şimdi hemoglobin A1C'nizin normalde 4 ile 6 arasında olması lazım. Sizinki 6.8. Yani organlarınıza zarar vermeyecek düzeye düşürmüşsünüz hemoglobin A1C'nizi. Bakın. Göz damarlarınızın güçlenmesini istiyorsanız doğal domatesi presleyip suyunu içeceksiniz. Gözler için, bak herkes havuç der, kime sorsanız gözler için havuç der. Hayır, domates suyu, taze sıkılmış domates suyu. Hatta bazı şeyler var piyasada bulabilirsiniz, organik domates suyu diyor. Günde bir bardak içeceksiniz bundan. Evvel Allah o göz damarlarınızın çatlaması, kanlanmasında büyük oranda size yardımcı olacaktır. Bunu söyleyeyim. Bir de kan şekerinizi kontrol altında tutabilmek için yardımcı olarak, bakın ilaç niyetine değil, ne yapacaksınız? Bu şey var. Nerede o? Hangisi hocam? Burada masada. Çörek otu tohumu, yağı. Soğuk pres çörek otu yağı kullanacaksınız. Müthiş etkilidir. Kan şekerini düşürmekte ve dengelemekte. Bunu öneriyorum size. Veya melissa çayı da içebilirsiniz. O da kan şekerini düşürmede yardımcıdır. Gün, sabah ve akşam birer tatlı kaşığı alırsanız çörek otu yağından, soğuk pres olmak zorunda, ona göre çok ama çok faydasını göreceksiniz. İnşallah. Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Domates suyunu ihmal etmeyin. Domates suyunu nasıl yapacağız? Onu da size sonra soracağım. Presleyecekler veya blenderdan geçirecek. Peki, İstanbul'a merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba efendim. Buyurun. Benim 17 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Bunda sağ olun. Bundan 5-6 sene önce kolonoskopi yapıldı. Evet. Bağırsaklarında polip oldu anlaşıldı. Hı hı. Biz senede bir yaptırdık bu kolonoskopiyi. İstendi yani senede bir yapılması. Evet. Her yapılanda 4-5 tane polip hatırladığım kadarıyla. Her seferinde polip oldu anlaşıldı yani. Evet. Ve alındı polipler. Makada yakın kısmında, yani bağırsağın çıkış kısmında oluşuyor özellikle. Artı sümüksü bir akıntısı var büyük abdest yaptığı zaman. Nesi var dediniz? Sancısı. Sümüksü bir sancı akıntı yapıyor. Hayır, sümüksü bir akıntı.
Ha, süt, ha, sütlü bir akıntı. Evet. Beyaz, evet, bir akıntı. Sümüksü, beyaz, böyle yumurtanın akı, evet, gibi. Aha. Evet. Mukoza. Hı-hı. Evet. Şimdi bakın bir şeyi soracağım. Ailede yani babada veya dedede böyle bağırsakla ilgili bir sorun var mıydı? Böyle bir şey biliyor musunuz? Hayır, yok. Yani bir tek çocuğunuzda çıktı bu polipler. Evet. Peki. Şimdi çocukların beslenmesine özellikle dikkat edeceksiniz. Mümkün olduğu kadar kimyasal katkı içermeyen doğal gıdalarla besleyeceksiniz çocuğunuzu. Ve şunu söyleyeyim, süt dediğiniz olaydan, peynirden mümkün olduğu kadar uzak tutun. Ama dilediği kadar yoğurt tüketebilir. Bakın beslenmede buna dikkat edin. Hazır gıdalardan uzak duracak, kızartmalardan uzak duracak çocuğunuz. Beslenmesine özen gösterin. Poliplerine karşı önereceğim şu, bildiğimiz patates. Bunu biraz kabuklarını kalınca doğrayacaksınız. 2 tane orta boy patates veya 3 tane orta boy patatesi güzelce soğuk suda yıkayın. Zahide Hanım'ın elinde gösterdiği bir biraz kalın Zahide biraz Hanım. Daha mı kalın? Aha, nişastalı kısmına, sarı kısmına gireceksiniz. Evet. Bunu 1,5-2 bardak suda kaynatacaksınız. Ne kadar? Ta ki bu kabuklar çatlayana kadar. Satın aldığınız patateslerin yeşil olmamasına özen gösterin. Yeşillenmişse almayacaksınız. Ayrıca filizlenmişse almayacaksınız ve kullanmayacaksınız. Zahide Hanım'ın elinde gösterdiği patatesler gayet uygun bu konuda. Gösterdiği kalınlıkta keseceksiniz. 2-3 bardak suda bunu kabukları çatlayana kadar, ki bu en aşağı 20 dakika filan sürecektir. Suyu azalacak. Bir peki, bardak bunu kalana kadar suyu kaybedebilir. Peki, ve günde bir bardak bunun suyunu içecek. Bir ay boyunca. Bir ay bağırsaklardaki boyunca polipler için. Peki, bağırsak iltihaplanmalarında içeride enfeksiyon varsa da, çünkü bunun içerisinde suberin denilen bir etkin madde var. O müthiş etkili. Müthiş peki etkili işte bu. Onu koruyacaktır. Doktor biraz kontrollerini ihmal etmesin.